Arkadaşlar merhaba, günaydın. Saat burada şu an 10 olmak üzere ama ben 7'de kalktım. Çünkü bugün hastaneye gidiyoruz. Boğazımda bir kitle hissediyorum şurasında. Konuşurken sesimin çatallaşmasına falan neden oluyor ve akşamları uyutmuyor. Belimde de fıtık var. O da spor yaparken bu sıralar çok ağrı vermeye başladı. Bir gidip onu göstereceğim. Geri kalan sonuçları öğrendikten sonra sizinle paylaşacağım. Sanırım hastanedeyken video çekemem çünkü hani bu konuya tamamen odaklanmak istiyorum. Hiç iyiye gittiğini düşünmüyorum belimin özellikle. Sonuçları aldıktan sonra size anlatacağım. Belki oradan yemek yemeye gidebiliriz. Şu anda hava kötü, böyle yağmurlu ama bakalım. Hastaneye gidiyorum. Eğer çok fazla yağmur yağmazsa hastaneden sonra sokak yemekleriyle ilgili bir video daha çekmeye gideceğim. Çünkü onu siz çok 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 fazla izlediniz, yani o kadar aboneye göre çok fazla izlendi. O yüzden bugün herhalde sokak yemekleri part 2 çekilecek. Bakalım. Bakar mısınız? Kim bilir kaç senelik. Çok güzel. Şimdi bütün testlerimi oldum. Boğazım için bekliyorum. Ondan sonra tam olarak ne olduğunu anlayacağız. Şimdi hastaneden geldim. Tam olarak ne olduğunu açıklayayım. Boğazımda herhangi bir şey yokmuş ama sadece boğazımın içi diğer insanlara göre daha hassas bir konumdaymış. O yüzden yatarken falan sürekli, affedersiniz, balgam üretip öksürük yapıyormuş. Onun için ilaç kullanacağım. Belimde de büyük ihtimal iç omurgasında bir sıkıntı varmış. Onun için de öncelikle ilaç kullanacağım ve elektrik tedavisi göreceğim sanırım 3 hafta boyunca. Ondan sonra tekrardan bir MR çekilip bakılacak. Ona göre yeni bir süreç başlayacak. Kullandığım ilaçlar, şu an görseniz kafayı yersiniz. Yani ben hayatımda ilk defa bu kadar çok ilaç içeceğim yani. Şuna bakın. Bu ne? Bu böyle. Bir de burada olan da var. Bu şekilde de var. Sonra bitmedi. Daha çok, o kadar çok ilaç var ki. Sonra iki paket şu şekilde var. Bunu kullanırken çok dikkatli olmam lazımmış. Sanırım bağımlılık yapabilecek bir ilaçmış. O yüzden dikkatli olmam lazım onda. Ve Kore'de bu sistemi çok sevdim. Böyle sabah diyor mesela. Sabah ilacınızı şu kadar içeceksiniz. İşte akşam şurada çanak yazıyor. Akşam ilacınız bu şekilde. Hepsi size özel ayarlanmış bir şekilde. Böyle ayrıyetten bütün kutu kutu vermiyorlar, karışıklık olmasın diye. Çünkü şöyle, burada mesela 5 tane ilaç varsa burada 3 tane. Mesela 3. günde 6 tane oluyor gibi. İşte 4. günde 3'e düşüyor. 5. günde işte 2, 4, 6 oluyor, 3 oluyor. Ve ilacı böyle yarım yarım da kesip veriyorlar size. İlaçtan sonra da aynı şeyler yaşanırsa yeni bir tedaviye geçeceğiz herhalde. Şu anlık böyle durum. Şimdi evi bir de göstermek istedim. Çünkü benim kendi ailem de daha evimi tam olarak hiç gelip görmedi. En azından videoda görsün istiyorum. İşte direkt bu şekilde buraya şey, fayans mı deniyor? O tarz bir şey yapmışlar. Şurayı hafiften yukarı kaldırmışlar. Ayaklarınızı burada çıkartıyorsunuz. Normalde burada bir ayakkabılık olması gerekiyordu. Benim baktığım çoğu evde ayakkabılık vardı ama burada yoktu. Böyle hafiften bir çıkıntı yapmışlar. O yüzden biz ayakkabılığı başka yere koymak zorunda kaldık. Evet, direkt bu şekilde giriyoruz. Buradan direkt girdiğiniz zaman şu şekilde mutfak karşılıyor. Hemen solda küçük bir alan var. O da var diyelim. Buraya çamaşır makinesini koyuyoruz. Buraya suları koyuyoruz. Ve Kore'de çöpleri ayırmak zorunda olduğunuz için çöpleri ayırdığımız bir poşet var. Burada da diğer çöpler var. Burada da işte plastikler, teneke tarzındaki şeyleri ayırıyorsunuz. Hemen sağda da tuvalet karşılıyor bizi. Tadam. Küçük, sevimli. Buraya ilk geldiğimiz zaman burada hiçbir şey yoktu. Yani tuvaleti yeniden yapıyorlardı. O bizim şansımıza. Böyle devam ettiğimiz zaman direkt mutfak karşılıyor bizi. Çay demliyorum. Asla oradan eksik olmaz o.
Benim bu evde tek sevmediğim şey şu. Alüminyum tarzında bir şey. Hoşuma gitmiyor. Normalde benim kafamdaki aynı şuradaki mermer gibi mermer devam edecek diye düşünüyordum. Ama ev sahibi böyle yapmak istemiş. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Küçük ama sevimli gerçekten. Buradan böyle girince direkt böyle oturma odası mı diyelim, bilgisayar odası mı diyelim. Öyle bir şey karşılıyor bizi. Şunları anneannem yapmıştı. Anneannemden çaldım bunları. Buraya bir koltuk almak istedim. Çünkü koltuk almasam bomboş duruyor. Alsam hafiften daraltıyor. Ama en azından bu koltuğa oturup bilgisayarı açıp işte bir şeyler izleyebiliyorum. İşte çayımı kahvemi içebiliyorum. En azından dışarıyı izleyebiliyorum. Ya evin sevdiğim en güzel tarafı bu tarafı yani. Evde en çok favori yerim burası diyebilirim. Bu masayı özellikle çok uzun tuttuk. Çünkü hem ikimizin oturabileceği bir alan olsun hem de bu bilgisayarın yanına bir tane de küçük bir bilgisayar daha gelecek. Burada çay içiyordum. Bu arada PUBG. bu ışık, bu lambayı da bir arkadaşı bize hediye olarak almıştı. Bunu da ben yaptım. Daha merak eden olursa nasıl yapıldığını gösteririm daha sonra. Buraya aslında bu aynayı koymayı düşünmedim. Bu aynayı aldığım zaman dedim ki yatak odasına koyarım. Ama gel gör ki yatak odasında da yer olmayınca aynayı mecbur buraya koymak zorunda kaldık. Biraz garip duruyor gibi ama yapacak bir şey yok. Şey yok, yer yoktu ayakkabılığı koymak için. Ayakkabılığı da buraya koymak zorunda kaldık. Şu şekilde. Burada daha önce göstermiştim size. Marul yetiştiriyorum. Çoktan hani kendini aştı yani bunlar. Balkonu daha önce göstermiştim. Şu çöpleri, çöp değil aslında. Bunları nasıl anlatayım ki size? Burada belirli günlerde kartonları falan atabiliyorsunuz. Biz de hala birkaç eşya aldığımız için bir de hediyeler geldiği için mecbur yer kalmayınca kartonları da burada biriktiriyoruz. Bunları da yılbaşı zamanında yapmıştım. Herkes yapmıştı. Burada bir hoşuma gitti dedim. Ben de istiyorum. Ben de deneyeceğim falan. Akşamları çok güzel duruyor özellikle. Şimdi gelelim. Ha, burada da küçük bir raf tarzında bir şey var. Bunun normalde en aşağıda olması gerekiyordu ama boyu sığmadı, olmadı. Çünkü bu pilav makinesinin kapağını açtığınız zaman yukarı çarpıyor. O yüzden sürekli öne alıp işte açıp geri kapatıyorum. Yani benim aklımdaki bu en aşağıda, işte şu en yukarıda falan o tarz bir şey olacaktı. Burada dolap var. Ben dolabın içini göstereyim size. Hiçbir şeyim yok. Böyle. İki kişi kalınca hem de misafir falan gelmiyor buraya. Öyle gerek duymadım. Validem vermişti bana. Biriktirmiş ona hediye gelenleri. Hepsini bana verdi. Yani ekstradan hiçbir şey almadım. Normalde bunları buraya koymayı hiç sevmiyorum. Ama benim rafım yok. Sadece bir tane bu var. O kadar. Bunu da işte çubuklar var. Gelelim yatak odasına. Yatak odası direkt böyle. Girdiğiniz zaman yine küçük bir alan karşılıyor sizi. Buraya yine yerim olmadığı için bunları işte üste koydum. Sürekli kullandıklarım. İşte çantaları buraya bir şekilde sıkıştırmaya çalıştım arkalara falan. Dolap alaraktan işte yer kazanmaya çalıştık ama yine bu da yetmiyor. Burada bir yine arkadaşının hediyesi var. Burada işte yeni ev alana işte yeni evlerine falan ev hediyesi falan getiriliyor. Yani bizdeki gibi. Bunu da bir arkadaşı almıştı. Bu havayı temizliyor. Bunu da İstanbul'dan getirdim. Burada halı hem çok pahalı hem de bulması çok zor oluyor. Şuraya normalde bir tane şey yapılacaktı. Perde yapılacaktı. Çünkü şu görüntüyü sevmiyorum. Bayağı eski bu. Temizlemeye çalıştım ama çıkmıyor yani. Şey çok sürtmüşler boyayı falan cama. Ama gel gör ki bunun sahte olduğunu anladık. Bu gerçek bir duvar değil. Sahte bir duvar olduğu için şunlar sallanıyor. Bu da perdeyi taktığım zaman tehlikeli bir durum olacağı için bu şekilde kaldı. Buraya da televizyonu koyduk. Çünkü aslında benim kafamdaki televizyonu oraya koyup bilgisayarı buraya koymaktı ama
Bir yandan ben bilgisayarı geceleri çok kullanıyorum çünkü oyunu oynadığım için. Diğer yandan bu evin yapısı çok eski olduğu için bilgisayarı internete bağlayabileceğimiz giriş yok. Ve televizyonu oraya bağlayabileceğimiz de bir giriş yok. Sadece burada bir televizyon girişi var. O yüzden televizyonu da buraya koymak zorunda kaldık. Ama güzel oluyor. Buraya oturup böyle direkt televizyon izliyorum. Dedim küçük ama sevimli. Bunu da bir arkadaş hediye etmişti. Bunu ışığı kapatıp göstereceğim. Bir saniye. Güzeline bakar mısınız? Bunu da ev hediyesi olarak bir arkadaşı bize hediye etti. Hayatımda aldığım en tatlı hediyelerden bir tanesi gerçekten. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi küçük ama sevimli bir ev. Tamam. Ay saçım da yağlı gibi duruyor. Kafamın üstünde şey var, ışık var beni aydınlatsın diye. Aa, hayır. Böyle bir şey yok. Gelelim yaşam şartlarına. Bunu bana bir arkadaş sormuştu. Bir takipçim işte yaşam şartları nasıl, kiralar nasıl falan. Ben de bildiğim kadarıyla size aktaracağım. Çünkü ben de çok uzun bir süre burada yaşamadım. Ama hani sorduğu soruyu cevapsız bırakmamak için benim sadece yaşayıp gördüklerimi ve bildiklerimi anlatacağım. Ha buna yeni deneyimler eğer eklenirse tabii ki de sizle yeniden paylaşmayı düşünüyorum. Öncelikle benim karşılaştığım şeylerden bir tanesi çöp konusuydu. Çöpleri ayırmak zorundasınız. İşte yemek artıkları bir kenara. Ondan sonra işte tuvalet artıkları bir kenara. İşte plastik, cam, teneke tarzındaki atıklar hepsini ayırmak zorundasınız. Ve bunlara da tabii ki de ne demek oluyor? Ayrı ayrı para ödemek oluyor. Bu yemek atıkları için bir poşet almak zorundasınız. İşte tuvalet atıkları, peçeteler için ayrı bir poşet almak zorundasınız. Bunlardan gereksiz fazla masraf. Hani buraya yeni yaşamaya başlayanlar için. Bunlar da bir masraf tabii ki de. Beni en çok şaşırtanlardan biri olmuştu. Ve hala ben zorlanıyorum açıkçası biraz ayırmakta. Çünkü diyorum ki plastik buraysa bu da plastik gibi. Bunu nereye koyacağız falan. Mesela alıyorum bir kağıt alıyorum. Diyelim arkası plastik kaplama önü kağıt diyorum. Nereye atacağız bunu? Böyle şeyler işte beni biraz zorlayabiliyor bazen falan oluyorum böyle. Ayrıyeten her binanın, her apartmanın, her sitenin kendine özel kuralları var. Benim yaşadığım apartman saat 6'da başlayıp 10'a kadar devam ediyor ve o süre içinde kesinlikle uyanmak zorundasınız ve çöp atmak zorundasınız. Hiçbir şekilde başka bir çöp atamazsınız. Sadece tuvalet atıkları ve yemek atıkları hariç. Mesela eşimin ailesiyle birlikte yaşadığımız zaman ilk zamanlar oradaki kural atıyorum pazar günü bütün gün atabilirdiniz. Hani akşam işte gece 12'ye kadar ama burada öyle bir kural yok. O da mesela beni çok zorluyor. Özellikle saat 7'de ya da 6'da falan kalkıyorum ki uyuyakalmayayım. Eşimle birlikte kalkıyorum. Diğer benim bence çok önemli olduğunu düşündüğüm ve bununla ilgili bir şeylerin yapılmasını düşünüyorum. Sağlık. Evet sağlık sistemi çok güzel, tedaviler çok güzel, çok ilgililer. Benim de sabah hastaneye gittiğim gibi evet aşırı derecede ilgilendiler her şeyimle. Çok güzel davranışlar, çok yumuşaklar. Evet bunların hepsi çok güzel ama çok pahalı. Sigortası olmayan için efsane pahalı. Burada ameliyat olmanız gerekirse acil paranız yoksa olamazsınız. Atıyorum ateşlendi çocuğunuz, paranız yoksa tedavi ettiremezsiniz. Hani ve eğer çalışmıyorsanız zaten sigortanız da yok demektir. Sigorta da yaptırmak zorundasınız. Ben eşim hani dolayısıyla direkt sigortalandım. Eşimin annesi sigorta işlerinde uğraştığı için direkt sigortalandım ama ya ona rağmen ödediğim para benim için çok fazlaydı. Çünkü Türkiye'yi kıyaslıyorum hala. Türkiye'yi kıyasla okkalı. Diğeri okul. Bu da bence çok önemli bir konu. Eğitim burada parasız değil. Bizdeki gibi o çocuğun işte okul zamanı geldi. Hadi anaokuluna, hadi işte ilkokula diye pat diye gönderemiyorsunuz. Ha, şundan emin değilim ama ilkokul ve ortaokulu ücret ödüyor muyuz? Bundan emin değilim ama büyük ihtimal ücretlidir. Bildiğim şey lise ve üniversiteye çok ciddi miktarda paralar ödemek zorundasınız. Bu yani burada devlet okulu yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Bütün okullar özel ve paralı. Gelelim burada yaşayacaksınız. Her şey okeylediniz. Tamam ben bu şartlarda yaşayacağım diyorsunuz. Peki ev tutmak. Ev tutma konusu benim için gerçekten o kadar zor, o kadar sancılı bir süreçti ki bazen böyle gözlerim doluyordu yani o derece. Hani bunalıp yeter artık dediğim bir noktaya geldiğim zaman da oldu. Çünkü burada ev bulmak çok zor.
Burada evi tutacakken bir yıllık diye bir sistem var, bir de aylık diye bir sistem var. Yıllık sistemde 2 yıllık kirayı tamamını ödüyorsunuz. Chonse denen, ismi Chonse, tamamını ödüyorsunuz ve o şekilde 2 yıl boyunca hiç para ödemeden kalıyorsunuz. Ve siz bu evden taşınırken verdiğiniz parayı geri vermek zorunda ev sahibiniz. Ama şöyle bir şey var, tabii ki de yıllığı buraya gelir gelmez ilk başta taşınan insanlar vizeleri dolayısıyla bu işi yapamayacaklar büyük ihtimalle. O yüzden aylık eve taşınıyorsunuz ama o da 500 dolar, 1000 dolar artan fiyatlar, hani çok çok ciddi miktarlarda her ay verdiğiniz para düşünün. Her ay 1000 dolar yani az para değil. Bunu karşılayabilecek maddi bir imkanınızın olması lazım. Yani buraya geldiğinizde çalışabilecek misiniz? İşte ne kadar süre çalışma izniniz olacak? Geldiğiniz zaman işte bir sene sonra mı çalışmaya başlayabileceksiniz? Bu böyle düşünmek zorundasınız. Eğer bunları düşünmeden, işte bu planları yapmadan buraya geliyorsanız en fazla bir ay hani burada kalabilirsiniz diye düşünüyorum. O da çok zorlasınız. Ha, yapamazsınız işte, asla burada yaşayamazsınız demiyorum. Sadece maddi imkanları göz önünde bulunduraraktan hani buraya gelin. İşte bildiklerim, deneyimlediklerim bu kadardı. Hani %100 yardımcı oldu mu size bilmiyorum ama en azından merakınızı biraz gidermiştir diye düşünüyorum. Daha çok öğrendikçe daha çok paylaşacağım. Bundan emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve hepinizi öpüyorum. Bay bay.